Özgür Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Aziz Bey merhabalar. Merhaba. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim Er Yılmaz kasabı olarak söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Özgür Bey biraz sizi tanıyabilir miyiz? Özgür Er Yılmaz kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 1983 doğumluyum. Yani kendimi bildiğim bileli bu meslekteyim. Baba mesleği. Baba mesleğidir. Yani bu sektörde çekirdekten yetiştiniz. Kesinlikle. Babadan bu mesleği öğrendiniz. Kardeşiniz Aziz Bey'le aynen. İşletme sahibi olarak babanızın yolundan devam ediyorsunuz. Kesin. Biraz da siz tanıyabilir miyiz Aziz Bey? 1993 doğumluyum. Aynen besicilik, kasapçılık. Çocukluktan beri yine besicilik ve kasaplık olarak burada hizmet veriyorsunuz. Peki Özgür Bey, Er Yılmaz kasabı olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Sunmuş olduğumuz hizmetler kendi besimiz, yani yerli besimiz. Bizde olmazsa komşumuzda, komşumuzda olmazsa bizim tüccar arkadaşlarımızda. Her türlü hizmeti sunuyoruz. Yani kasap dediğimiz zaman sadece kasap değiliz. Evet. Bu arada hani lokantayı aratmayacak, restoranta aratmayacak bir şekilde hizmet veriyoruz. Evet. Artı burada kağıt kebabımız var, fındık lahmacunumuz var, kaytazımız var. Türlü dediğimiz etimiz var. Yani kendi besleyeceğinizden kesinlikle kuşbaşı etimiz, Adana'mız aynı şekilde normal kıymamız, yemeklik etimiz hepsi mevcut şu an. Evet. Yani bir kasapta bulunması gereken ağdan her türlü artısı var, eksiği yok. Evet. Dışarıdan gelen tepsi kebabı olsun, kağıt kebabı olsun, hamburger köftesi olsun. Kesinlikle. Bunun gibi ya da müşterinizden gelen, bireysel olarak müşterinizden gelen işte köfte yapımıdır vesaire. Siz burada hepsini kendiniz aşama aşama kendiniz hazırlıyorsunuz. Kesinlikle. Peki Aziz Bey, tercih edilme sebeplerinize geçecek olursak sektör olarak yalnız değilsiniz. Evet. Birçok sektöründe kasap olarak ya da büyük marketlerde yine aynı şekilde hizmet veren işletmeler varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Ya şimdi burası yerli kesim olduğu için şimdi oradaki marketlerde olsun, toptan olsun ne eti olduğunu bilmediği için bizim halkımız hep yerli kasapları tercih ediyor. Evet. Tabii siz uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Babanız çok uzun yıllardır bölgede kasaplık yaptı. Artık kendisi tanınan, bilinen bir işletme ve işletmeciyken ikinci kuşak olarak, oğulları olarak siz bayrağı devraldınız ve babanızın yoluna ilerleyerek yani ürün kalitesi olsun, hizmet kalitesi olsun bunlardan ödün vermeyerek bu işi devam ettirdiğiniz için de tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Peki Özgür Bey, bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefiniz neler? Buradaki süreçte inşallah benim hedefim bu iş yerini büyütüp ocak başını ve iş yerimizde kendi besimizin, hayvanımızın dediği gibi ilik suyunu, ilik çorbasını, mercimek çorbasını koyup ocak başını koyup halkımıza büyük bir hizmet etmeye çalışacağız. Evet, yani kasaplık devam edecek. Kesinlikle. Ama bir yandan da yine lokanta, restoran ayağını da... Yani et bölümünde sadece et bölümü. Onu biz kendimiz ayarlayacağız. Evet, ilerleyen zamanda onu daha hayata geçirmeye çalışacağız. İnşallah. En kısa sürede bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah. Aziz Bey, son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Son olarak alabilir miyiz çok kısa? Tavsiyelerimiz hep temiz yerlerden alışverişlerini yapmasını tavsiye ederim. Evet, sizden de alabilir miyiz son olarak? Tabii ki halkımızı, tabii ki biz marketler olarak rağbet olamayız. Yani onlar gibi... şey yapamayız yani sektörde ayak duramayız. Bizim gibi böyle butik yerli çalışan. Butik çalışan dediğiniz gibi bizim gibi esnafların almalarını tercih ederim. Evet, kesinlikle bu konuda haklısınız. Evet. Çünkü siz burada helal kesime günlük kesinlikle, tarzı olarak kesinlikle. Bizim az önce çekimde gördüğünüz gibi eti vitrinden kesip kıymadan geçirip hiçbir şekilde karıştırmadan kendi gözü önünde her şeyi yapmak aynı şekilde hiçbir şekilde farklılık olmuyor. Orijinal eti vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani hiçbir gıdada hile, gıda boyası, litratlı tuz bunu kullanmadan kendi gözü önünde
bunu yapıyoruz. Evet. Yani bunu, doğal kesinlikle. Doğal bir hizmet veriyoruz. Kesinlikle. Bizde sektörü ihtiyacı olan herkesi Hatay Samandağ'da bulunan Er Yılmazlar kasabına bütün bizde. Bütün Samandağ kasapları, ben iddia ediyorum, ben kendim için söylemiyorum. Evet. Aynı kesimde ve bu bizim Samandağ halkında en ufak bir hilede 1 kilogram et satamaz. Evet. Bunu da ekleyebilirim. Burası da küçük bir yer zaten. Kesinlikle. Yani birbirini ya, tanıyan insanlar. Çok az hata yapma şansınız da açıkçası yok çok, diyebiliriz. Çok az. Evet. Yani en ufak hatada bitersiniz. Kesinlikle haklısınız. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aynı çok şekilde sizlerin de başarınızın devamını diliyoruz. Bu katkılarınızdan dolayı biz size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Özgür Bey.